arkadaşlar. Ben Halil Hocam. Milli Eğitim Bakanlığı Ocak ayına ait örnek soruları yayınladı. Hemen örnek sorulara geçmeden önce, çözümlerine geçmeden önce bir şeye dikkat çekeceğim arkadaşlar. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorularda ve çıkmış sorularda genelde dikkatimizi çeken şey şu oldu. Sorular ne kadar uzun da olsa, anlaşılması güç gibi görünse de anlaşıldıktan sonra çözümü çok daha basit ve kısa sürüyor arkadaşlar. Genelde okullarda veya dershanelerde girmiş olduğunuz bazı sınavlarda bazı soru kalıpları gereksiz uzatılıyor, gereksiz uzun soru çözümleri oluyor. Bu tip soruları çözmediğiniz zaman canınızı sıkmayın çünkü Milli Eğitim genelde soruları hem daha anlaşılır soruyor ve anladıktan sonra soruyu çözmeniz çok daha kısa sürede gerçekleşiyor. Şimdi hemen zaman kaybetmeden birinci sorudan başlayacağız arkadaşlar. Birinci sorumuzda diyor ki, kapalı durumdayken şekil 1'deki gibi kare biçiminde olan bir sahne klaketi şekil 2'deki gibi açılarak sabitlenmiştir. Verilen bilgilere göre sahne klaketinin açılan parçasının, şimdi açılan parçası neresi arkadaşlar? Açılan parçası diyor bakın. Yani şu bölümü aslında kastediyor. Şuradaki bölümü. Şu bölümü kastediyor. Peki. Bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Şimdi öncelikle bakalım. Bu açılan yüzün bir dikdörtgen olduğuna göre bir kenarı ne kadardır ona bakmamız lazım. Yani kenar uzunluklarını bulursak cevabı buluruz. Yani şurası arkadaşlar mesela şuradaki verilen yer ne kadar? Burası A kadar. Nereden biliyoruz? Çünkü burası A kadarmış. Yani her iki yüzey de birbirine eşit olması gerekir. Bizim için önemli olan yer şurası. Şuradaki kısa kenarın ne kadar olduğu. Peki o kısa kenar dediğimiz neresi arkadaşlar? Şöyle değil mi aslında orası? Yani şuradan atıyorum mesela şöyle bir bölüm. Bunun üstünde kalan bir yer. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani şuradaki üstte kalan bölüm istiyor. Şuradaki bölüm ne kadar? Peki onu nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar şimdi normalde şurası açıldığında A kadardı. Yani şuranın A kadar olduğunu biliyoruz. Şurası. Tamamı B ise şurası buradaki geriye kalan bölüm. Yani şurası arkadaşlar B eksi A olur mu? Yani şurası. Burası B eksi A. Birkaç yolu olabilir. Ben buradan çözeceğim. Yani şuranın uzunluğu aslında B eksi A kadar. Şurada da gösterdim ben. Evet. Şurası B eksi A kadar. Peki şuranın tamamı ne kadardı arkadaşlar? Şu kenar. Bu kenar ne kadardı? A kadardı. A'dan B eksi A'yı çıkarırsam şuradaki kısa kenarı bulmaz mıyım? Çıkaralım arkadaşlar. A'dan çıkaralım kimi? B eksi A'yı çıkaralım. A eksi B artı A olacaktır. A daha ne yapar arkadaşlar? 2A eksi B. 2A eksi B kısa kenar. A da uzun kenar. Bu ikisini çarptığımız zaman şuradaki taralı bölgeyi yani o açılan bölümün alanını buluruz. 2A çarpı A'dan 2A kare. B çarpı A'dan A çarpı B veya BA. Şıklarda hangisi var arkadaşlar? D şıkkı cevabımız neymiş? D. İkinci sorumuzda kenar uzunluğu A olan karenin köşegen uzunluğu A kök 2'dir diyor. Tamam. Gökçe şekil 1'de gösterilen tangramın parçalarıyla şekil 2'deki yüksekliği x kök 2 olan figürü yapmıştır. Buna göre tangramın 1 santimetre kalınlığındaki çerçevesinin bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir diyor. Yani şu çerçeve dediği yer şurası arkadaşlar. Şuranın alanını istiyor. Peki bunu nasıl bulabiliriz bu çerçevenin alanını? Şu bir kenarını bulmamız lazım arkadaşlar. Şuranın kenarını bulmamız lazım. İçerideki kenar uzunluğunu yani şurayı bulmamız lazım. Şuranın uzunluğunu bulmamız lazım. Kenar uzunluklarını bilirsek kareleri farkı bize oradaki o kahverengi bölgenin alanını verecektir. Peki bize bu köşegen uzunluğunun bir kenar uzunluğu A olan karenin köşegen uzunluğu A kök 2 bilgisini boşu boşuna vermemiştir. Hemen bakalım bir arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir bakacağım. Şuradaki uzunluk bakın. Şuradaki uzunluk A kadar olsun. Şuradaki sarı bölgenin uzunluğu da yani şurası da veya şuradaki pembe bölgede olur fark etmez. Şuranın uzunluğu B kadar olsun. Şu karenin bir kenarın uzunluğu da C kadar olsun. Peki ben aynı şeyi bu kenar uzunluklarını buralarda bulayım. Neresi orası? Şu burası A ise bakın. Şurası da A. Öyle değil mi? Şu karenin C uzunluğu dediğim yer şurası C. Şurası C. Şu sarı bölge veya şuradaki yeşil bölge, şuranın uzunluğu da şurası da B kadar dedik. Burası da B kadar, şurası da B. Şimdi bakın. ACB'nin toplamı A artı B artı C şuranın üçünün bu uzunlukların toplamı ne kadar çıktı? X kök 2.
Yani A artı B artı C'nin toplamı x kök 2'ymiş. Peki arkadaşlar, burası köşegen uzunluğu değil mi? Köşegen uzunluğu. Siz bir köşegenin uzunluğunda şöyle diyelim. Şurası, bakın. Şurası x kök 2 olursa kenarlar x'e x olmaz mı? Yani aslında bize sorduğu yerler, o zaman şuradaki bir kenar, bakın içerideki bir kenar için söylüyorum. Şuranın uzunluğu x kadar olması lazım, içerideki uzunluk. Peki şurası bir birim. Bakın 1 santimetre demiş. Şurası da bir birim. 1 santimetre de buradan gelir. O zaman dışarıdaki çerçevenin boyu en alttan en üste kadar x artı 2 olması gerekir. Peki şimdi bunların alanları farkı bize cevabı vermez mi? O zaman x artı 2'nin karesinden çıkarmam lazım. Kimi? X'in karesini çıkarmam lazım. Peki x artı 2'nin karesi bir özdeşlik açılımı, tam kare bir ifade. X artı 2'nin karesini açalım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x. 2'nin karesi 4 artı 4. Eksi x kare diyor. Eksi x kareyi de çıkardık. X kareler birbirini götürürse 4x artı 4 kalır. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Evet, geldik üçüncü sorumuz arkadaşlar. Bir ondalık gösteriminin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimi çözümlemesi denir. Ondalık gösterimi çözümlemelerinde onun tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam etmektedir. Bülent öğretmen bir sınıfa eşit sayıda bitter çikolatalı ve beyaz çikolatalı gofret getirip tahtaya bu gofretlerin birer tanesinden bulunan gram cinsinden yağ miktarlarını yazmıştır birer tanesinde. Buradaki önemli olan bazı kelimeler var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hangileri onlar? Hemen bir bakalım. Şimdi bir sınıfa eşit sayıda dedi, bakın. Eşit sayıda bitter çikolatalı ve beyaz çikolatalı ve bunların birer tanesinde bulunan yağ miktarlarını. Tamam, devam edelim. Şimdi bitter çikolatalı gofrette bulunan yağ miktarı 2,043. Yani bu ne ödedir? Şurası 10 üzeri birler basamağı, 10 üzeri sıfırlar basamağı, özür dilerim. Birler basamağı çünkü. Burası 10 üzeri eksi birler, sıfırın olduğu yer 10 üzeri eksi birler, 4'ün bulunduğu yer 10 üzeri eksi 2'ler, 3'ün bulunduğu yerde 10 üzeri eksi 3'ler basamağı. Şimdi devam edelim. Beyaz çikolata gofrette bulunan yağ miktarını da 2,702 diye vermiş. Bülent öğretmen öğrencilerine hangi gofretten almak istiyorsanız o gofrette bulunan gram cinsinden yağ miktarını çözümleyerek bir kağıda yazıp bana verin demiş. Çocuklara işte hemen direkt çikolataları vermek istemiyor. Ne yapıyor? Öncelikle biraz ızdırap çektirmek istiyor. Herkese çözümlemesini doğru olarak yazdıkları gofretlerden birer tane vereceğim diyor. Aşağıdaki öğrencilerin verdiği cevaplarla ilgili bilgiler verilmiştir diyor. Ben soruyu biraz aşağı kaydıracağım arkadaşlar, sorunun tamamı görünsün diye. Peki 9 öğrenci 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 demiş. Bakalım bu sayı neye eşittir? 2 çarpı 10 üzeri 0 2 tam. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1, onda birler basamağında 4 var. Sonra 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 2,43. Bitter çikolatanın gram cinsinden, yani bir gramında bulunan yağ miktarına eşit mi? Değil. O zaman bu öğrenciler alamayacaktır. 8 öğrenci ne yapmış? Bakalım. 2 çarpı 10 üzeri 0 yani 2 tam. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. O zaman 10 üzeri eksi 1'ler basamağında bir şey yok. 0 yazdık. Sonra 4. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. 0,43. Doğru mu? Doğru mu? Bu 8 öğrenci bitter çikolatayı hak etmiş mi? Hak etmiş. Peki diğer öğrencilere bakalım. Gelmişken onları da çıkaralım. 6 öğrenci 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 demiş. 2 çarpı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 basamağında 7 var. 10 üzeri eksi 2 basamağında 2 var. Bunlar hak etmiş mi? Hayır. Bu 6 öğrenci de hak etmemiş. Diğer öğrenciler, 7 öğrenciye bakalım. 2 çarpı 10 üzeri 0, birler basamağı 2 olacak. 7 çarpı 10 üzeri eksi 1, onda birler basamağı 7 olacak. 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 2 söyledi mi? Söylemedi. Söylemediyse ne vardır orada arkadaşlar? 0 vardır. Ve 2 çarpı 10 üzeri eksi 3, özür dilerim, orası 2 olacak. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2,702. Oldu mu? Oldu. Peki 7 öğrenci de o zaman ne alması gerekir arkadaşlar? Buradan beyaz çikolata alması gerekir. Şimdi bu cevaplara göre gofretleri dağıtan Bülent öğretmende 13 tane bitter çikolatalı gofret kalmış. Ha, 13 tane kalmış. Kaç tane öğrenciye vermişti? 8 öğrenciye. O zaman kaç tane elinde çikolata var, bitter çikolata var? 21 tane var. Peki 7 öğrenci de buradan aldı mı? Aldı. 7 taneden sonra ne kadar elinde kalması gerekir? Diyor ki Bülent öğretmen de kaç tane beyaz çikolatalı gofret kalmıştır diyor. 21 olabilmesi için kaç olması lazım arkadaşlar? 14. Cevabımız neymiş? B şıkkı. 4. sorumuzda diyor ki Mehmet amcanın her biri 10 dekar olan iki farklı bahçesi var. Her biri 10 dekar. Bu bahçelerin birinde kivi, diğerinde fındık üretiyormuş. Mehmet amca aynı zamanda arıcılık da yapmaktadır diyor. Aşağıda ürünlerin 2019 yılındaki satış fiyatlarını gösteren bir tablo
ve Mehmet amcanın 2019 yılında bahçelerinin birer dekarlık bölümlerinden, birer dekarlık arkadaşlar, bölümlerinden elde ettiği fındık ve kivi miktarlarını gösteren grafik verilmiştir. Peki evet, grafikler verilmiş. Ne soruyor bize? Bu ürünlerin her birinin 1 kilogramının satış fiyatı lira cinsinden birer tam sayıdır. Tam sayı seçeceksin diyor. Mehmet amca 2019 yılında ürettiği ürünlerin tamamını satarak 53.500 lira gelir elde etmiştir. Buna göre Mehmet amca en fazla kaç kilogram bağ satmıştır? Şimdi buradaki olay şu aslında. En fazla kaç kilogram dediğine göre bizim balın fiyatını düşük tutup balı daha yüksek, yani daha çok satmamız lazım. Onun dışında fındık ve kivinin miktarlarında da fiyatlarını da düşük tutmamız lazım ki elde edilen bu gelirin büyük bir kısmını kime ayırabilelim? Bala ayırabilelim. Peki fındık fiyatı 11 ile 16 arasında ne olabilir? Mesela 12 olabilir, 13 olabilir. Arası deyince arkadaşlar 11 ve 16'yı alamayız. 14, 15 olabilir. 3 ile 9 arası deyince kivinin fiyatı ne olabilir? 4, 5, 6, 7, 8 olabilir ama biz büyükleri almayacağız. Bakın kimler alacağız? Küçük olanları alacağız. Yani fındığın fiyatını 12, kivinin fiyatını da 4 lira alacağız. Peki bir dekarda ne kadar fındık üretilmiş? 180 kilogram. 180 ile 12'yi çarpsak arkadaşlar. 180 ile 12'yi çarparsanız 360, bir kere 180, 180. Toplarsanız ne olur arkadaşlar? 6, 1, 2160. Ama bu bir dekarda bakın. Bir dekar. Peki bir dekarda 2160 ise 10 dekar için ne olacaktır? 21.600 olacaktır. Bu bir. İkincisi, kilogramı 4 liradan saysak kivinin 100 kilogram. Bunu 4 liradan saysak 400 lira yapar. Peki bir dekarda bu kadar. 10 dekar için ne kadar olacaktır arkadaşlar? 4.000 lira yapar. 4.000 ile 21.600'ü toplarsanız arkadaşlar toplamda ne kadar çıkacaktır? 25.000, bakın 600 toplamda balın dışındaki fındık ve kividen elde edilen fiyat olacaktır. Elde edilen gelir daha doğrusu. Peki 53.500'dü arkadaşlar. 53.500'ü ben şurada yapayım hemen. 53.500'den kimi çıkaracağız? 25.600'ü çıkaracağız arkadaşlar. Çıkaralım. 0, 0, 0, 9. Özür dilerim. 15'ten çıktı. 9. Burada ilk kaldı 12'den 5 çıktı. 7. 1, 4'ten 2 çıktı. 27.900. Peki 27.900 baldan elde ettiği gelir maksimum bu kadar olabilir. Peki maksimum bu kadar olsa kilogram olarak ben bunu ne kadar kaç liradan satabilirim? 31 liradan başlayıp 55 liraya kadar fiyatını tutabilirim. Fiyatını 55 lira mı tutsam daha fazla kilogram bağ satmış olurum? Yoksa 31 lira mı tutsam daha fazla? 31 tutsam tabii ki daha fazla olacaktır. 27.900'ü arkadaşlar 31'e bölecek olursak bakın 27.900'ü 31'e bölecek olursak aklınıza gelebilir hocam 31'e bölünür mü? Milliyetim soru bak milliyetim de şöyle bir şey veriliyor. Soru verildiği zaman genelde arkadaşlar uygun sayılar veriyorlar. Rastgele sayılar vermiyorlar. Bakalım bir deneyelim hemen. Bu olmasa da 32 olacak veya 33 diye devam edeceğiz. 2'de 31 yok. 27'de 31 yok. 279'da sizce kaç keredir? 9 kere var. 9 kere 1 9. 3 kere 9 27. Çıkardığınız zaman 0 0 0. 2 tane 0 da sona attığınız zaman kaç kilogram olabiliyor? Bakın maksimum 900 kilogram olabiliyor arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısının tüm olası durumların sayısına bölümüdür. Hemen soruyu biraz aşağı doğru kaydıracağım. 30 katlı bir iş merkezinde bulunan 4 farklı asansörün üzerlerine asılan yazılarla ilgili hangi katlarda durduğu açıklanmıştır diyor. Bu iş merkezinin 16. katına çıkmak isteyen Ersin Bey asansörlerin üzerindeki açıklamaları okumadan bu asansörlerden birine iş merkezinin zemin katından rastgele binmiştir. Buna göre Ersin Bey bindiği asansörün istediği katta durma olasılığı Ersin Bey'in bindiği asansörün istediği katta durma olasılığı kaçtır diyor. Bakalım Ersin Bey kaçıncı katta durmak istiyor? 16. katta. Tüm katlarda dur. O zaman bu olabilir. 16. katta durur. Bunda problem yok. Zemin katta ve kat numarası asal sayı olan katlarda durur diyor. 16 asal mı? Değil. Dolayısıyla bu asansöre bindiğinde 16. katta inemeyecektir arkadaşlar. Kat numarası tam kare sayı olan katlarda durur. 16 tam kare o zaman bu asansörde de sıkıntı yaşamaz. Zemin katta ve kat numarası 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olan 2 üzeri 4 arkadaşlar pozitif tam sayı kuvveti 16'dır. Dolayısıyla bunda da bir sıkıntı yaşamaz. O zaman binmek istediği asansörlerden, bindiği asansörlerden arkadaşlar 3'ünde problem yaşamaz. Toplamda 4 asansör olduğu için 3 bölü 4 oranında
indeks dediği katta durma olasılığı çıkacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız neymiş? D şıkkı. Evet, altıncı sorumuzda diyor ki aşağıdaki görselde ahşap kalem kutusunun bir kenarı ile bu kutunun kapağı olan 20 santimetrelik cetvelin arasına yerleştirilmiş bir kalemtıraş görülmektedir. Buna göre bu kalemtıraşın uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani şuranın boyunu soruyor aslında, şurası. X ne kadar olabilir diyor. Aslında şöyle bir şey. Çok az şurada farklılıklar var. Dikkat ederseniz 20'nin solunda ve 0'ın sağında. Onlar herhalde şu boyları örtmesi için verilmiş. Önemli olan şey şu. Bu kapak gören bu cetvel aslında içeriye ne kadar girememiş aslında? Yani kalemtıraşın boyu kadar girememiş. Sıkıştırmış onu çünkü. Peki kaç santimetrelik bir yer bakın. 20 ile 19 arası 1. 19-18 arası 1 santim de buradan geldi. 2. Yarım santim şuradan var. 2,5. 2,5'tan birazcık fazla. Yani 2,5'tan birazcık fazla bu kalemtıraşın boyu. Fakat bir 3 santim de değil. Çünkü 18'den 17'ye kadar da değil, dikkat ederseniz. Şu aradaki farka baktığınız zaman 18 ile 17 arasında şöyle bir fark var. Peki yani bir 3 santim de değil. Peki şöyle desek 2,5 karesini alsak, kök içerisini alsak ne olur? 25 diye düşünsek 625 yapar. 2 virgül kaydırırsanız 6,25 olacaktır. X küçüktür kimden? 3'ün karesi de 9. 9 ile kök 9 ile kök 6,25 aralığında bir şey olması lazım. Peki bu sayıları içeri alalım. 3 içeri girerse 9 diye girer. 9 çarpı 2'den 18. 2 içeri girerse 4 diye girer. 4 kere 3'ten 12. 2 içeri girerse 4 diye girer. 4 çarpı 2'den 8. Bu zaten kök 6 alanından bulmuş bu zaten. Peki kök 6,25 ile 9 arasında hangisi olabilir arkadaşlar? Kök 18 olmaz, kök 12 olmaz, kök 8 olacaktır, kök 6 olamaz. Cevabımız neymiş? C şıkkı. 7. sorumuzda diyor ki bir markette iki farklı marka bal satılmaktadır. Aşağıda biri 600 gramlık, diğeri 800 gramlık kavanozlar içinde satılan bu ballar ve satış fiyatları gösterilmiştir. Son bir hafta içerisinde marketin A marka balın satışından elde ettiği gelir, A'dan elde ettiği gelir bakın, B marka balın satışından elde ettiği gelire eşit olmuştur. Buna göre marketin son bir hafta içerisinde bu iki baldan yapmış olduğu toplam satış miktarı en az kaç kilogramdır? Yani eşit seviyede olacak. En az bunu ne kadarla yakalayabilirim? Yani aslında biri ne kadar veriyor? 160 lira. Bu baldan alan birisi ne kadar ücret ödüyor? 160 lira. Kaç tane alsın? X tane alsın. Diğerinden 180 lira ödüyor bir tane alan birisi. O da 180 liradan kaç tane alsın? Y tane alsın. Satışından Y tane satılmış olsun. Şimdi arkadaşlar öyle bir fiyat bulmamız lazım ki hem 160'ın hem de 180'in ortak katı olan bir sayı arıyoruz aslında. Ha, ekoklarıdır. Ekoklarını bulup X ve Y'yi buna göre bulabiliriz. Veya şöyle deriz. 160 ile 180 sadeleşir. 20'ye bölsek 8. 8 çarpı X. 20'ye bölsek 9. 9 çarpı Y. En sade halini bulduk. 8x eşittir 9y. Bunu 7. sınıfta görmüştünüz aslında oran orantı konusunda. Böyle bir eşitlik olduğunda arkadaşlar biz şöyle düşünürüz. X ve 8x 9y olabilmesi için x'in değeri y'nin katsayısı, y'nin değeri de x'in katsayısı kadar olması lazım. Yani bu 9k kadar, bu da 8k kadar olması lazım. Fakat en az dediği için ben bunu 9, bunu da 8 diye alırım. Yani k'ları 1 alacağım aslında. Peki bundan 9 tane satsak bakın 9 tane. Bundan da Y'den de bundan da 8 tane satsak B markadan da. Kaç gram olur ona bakalım. 9 çarpı 600 artı 8 çarpı 800. Toplamda ne kadar olacaktır? 9 çarpı 600 5400 gram yapar arkadaşlar. 8 çarpı 800 6400 yapar. Toplarsanız 11.800 gram yapar. Peki kilogram olması için 3 sıfır kaydırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 11,8. Cevabımız neymiş arkadaşlar? C şıkkı. Geldik 8. sorumuza. Bir kapalı otoparkın aynı ebatlardaki iki kepenge yaşanan teknik bir arıza nedeniyle aşağıdaki konumda kalmıştır diyor. Hemen aşağıdaki konuma bakalım. Sorularımız bazen uzun olduğunda kaydırmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Buna göre otopark girişinde kepenklerin kapattığı bölgelerin metrekare cinsinden alanları arasındaki farkı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Bakın, kapattığı bölgelerin metrekare cinsinden alanları. Şimdi biz bunu nasıl buluruz? Kapattığı bölgeler şuralar değil mi? Şuralar arkadaşlar. Şurası ve şurası. Bunların arasındaki
farkları istiyor. Farkı gösteren cebirsel ifade istiyor. Peki şuranın boyu x. Şurası x ise arkadaşlar şurası 1 metre bakın. Şurası 1 metreymiş. Öyle değil mi? Peki öncelikle şuradaki tabanı yani bu taban uzunluğu ne kadar onu bulmam lazım. Bunlar birbirine eşit iki tane otopark girişi ise şu aradaki mesafe 1 ise 2x artı 7'den 1 çıkarırsam 2x artı 6 kalır. Ben bunu 2'ye bölersem yani 2x artı 6'yı 2'ye bölersem x artı 3 olur. Neden? 2'ye bölerken arada toplam işlemi varsa her ikisinin de katsayısını bölmemiz gerekir. Veya biz bu ifadeyi 2 parantezine alırız. 2 parantezinde x artı 3 bölü 2. İkiler birbirini götürürse yine x artı 3 kaldığını görürüz. O zaman şurası x artı 3 kadar. Şurası da yine x artı 3 kadar olur şu uzunluklar. Peki arkadaşlar. O zaman buranın alanını bulduk. Çünkü şurası x artı 3 kadarsa şuranın uzunluğu. Bir kenarda 1 birimse şurası 1 metre ise şuranın alanı toplam alan buraya ne kadar kalacaktır? X artı 3 çarpı 1'den x artı 3 kalacaktır. Burası x artı 3. Peki. Farklı bir renkte de olabilir. Şöyle x artı 3 diye yazabiliriz biz bunu. Evet. Peki devam edelim arkadaşlar. Şurası ne kadardı? Yine x artı 3. Peki şu aradaki bölge. Şurayı nasıl bulacağız? Tamamı x'ti. Şu uzunluk tamamı x olarak verilmiş. Şuranın bakın x olarak verilmiş. Şu x'ten 2'yi çıkarırsam şu aradaki mesafe şurası x eksi 2 kadar olacaktır. Peki şuranın uzunluğu ne kadar arkadaşlar? X artı 3'tü. X artı 3 ile x eksi 2'yi çarparsak bakın buradaki şu bölgenin alanını buluruz. Hemen çarpalım. X artı 3 ile x eksi 2'yi çarpalım. X artı 3 çarpı arkadaşlar x eksi 2 dağıtıyoruz. X ile x çarptım. X kare x ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2x şurayı düzelteyim. Evet. Eksi 2x 3 ile x'i çarptım. 3x 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6. Yani şurayı düzenlersem ne çıkacaktır? X kare artı 1x eksi 6. Peki alanları arasındaki farkı soruyor. Yani neyi soruyor arkadaşlar? X kare artı x eksi 6'dan x kare artı x eksi 6'dan çıkar diyor. Kimi çıkar diyor? X artı 3'ü çıkar diyor arkadaşlar. X artı 3'ü çıkarmak için şu eksi içeri dağıtırsanız eksi x eksi 3 olacaktır. Burası zaten x kare artı x eksi 6 idi. X'ler birbirini götürür arkadaşlar. Şurada kırmızı bölgede yapalım. X kare x'ler birbirini götürdü. Eksi 6 eksi 3 ne yapar? Eksi 9 yapar. X kare eksi 9 çıkacaktır. Yani cevabımız neymiş? D şıkkı arkadaşlar. 9'un sorumuz biraz büyükçe arkadaşlar. Kerem bilgisayarında diyor özdeş karelerden oluşan iki şekil çizmiştir. Kerem bu şekillerden birinin alanını %12,5 oranında küçültüp diğerinin alanını %12,5 oranında büyüterek diyor. Evet. Alanları farkı 4x kare artı 12x artı 9. Öncelikle şuna bakalım bir. 4x kare artı 12x artı 9 aslında arkadaşlar. Şu 2x'in tam karesi. 9 da artı 3'ün karesi veya eksi 3'ün ama aradaki şu ortadakinin işareti artı olduğu için artı 3 diye alıyorum. Dolayısıyla aslında buradaki ifade 2x artı 3'ün tam karesi olacaktır. Bu bir. Bu bir kere kenarda kalsın. Peki iki şekil oluşturmuş. Hemen devam edelim. Kerem bu şekillerden birinin alanını %12,5 oranında küçültüp diğerinin alanını %12,5 oranında büyüterek alanları farkı 4x kare artı 12x artı 9 şeklinde olan iki şekil oluşturmuş dedi. Hemen bunun eşitini bulmuştuk. Ne demiştik arkadaşlar? Onu bir daha yazalım. 2x artı 3'ün karesi demiştik. Evet. Buna göre Kerem'in ilk çizdiği şekilleri oluşturan karelerin bir kenarının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisini özdeştir diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki şekilde şöyle bir yer mi var? Birkaç defa şekli oynatacağım. Şurası A olsa burası da A. Yani A karelik bir yer. Toplamda ne kadar aralık olan? 4 a karelik bir yer var burada. Bu da 4 a karelik normalde. Peki bunları ne yapmış? Birinin alanını %12,5 oranında küçültmüş. Diğerinin alanını %12,5 oranında büyütmüş. %12,5 oranında küçültmek ve büyütmek ne demek? Ona bakalım bir. Şimdi bir sayıyı %12,5 aslında. %12,5 şöyle sadeleştirecek olsam ben arkadaşlar. Şunlar
1 bölü 8 olur. 1 bölü 8 oranında küçültüyor. Yani akarelik bir yere arkadaşlar ne yapıyor aslında? Akarelik bir alana sahip olan bir yerin 1 bölü 8 oranında küçülttüğünce 8'de 1 oranında küçültüyor. Yani akareden akare çarpı 1 bölü 8'i çıkarıyor. Ne yapar bu? 7 akare bölü 8 yapar. Peki büyüt dediğinde ne yapar? Akarelik bir alana aslında akarenin 8'de 1 kadar ekleme yapar. O oranda büyüt diyor çünkü. O da ne olacaktır arkadaşlar? 9 akare bölü 8 olacaktır. Peki şimdi gelelim sorumuzun çözümüne. Buna göre diyor Kerem'in ilk çizdiği şekilleri oluşturan karelerin bir kenarın uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeştir? Şimdi şuradaki alanlar 4 tane var bakın bundan. Yani şu alanlardan 4 tane olduğu için bir tanesini 9 a kare bölü 8 yaparsa 4 tanesi ne olur? 4 çarpı 9 a kare bölü 8 olacaktır. Eksi. Bunlardan bir tanesi 1 bölü 8 oranında küçültülürse a kare 1 bölü 8 oranında küçültülürse 7 a kare bölü 8 kalır. 4 tanesi 4 çarpı 7 a kare bölü 8 olur. Ve bu neye eşit olacakmış arkadaşlar? 2x artı 3'ün karesine. Yani bu ifade 2x artı 3'ün karesine eşit olacakmış. Peki şu 4 ile 8 sadeleşse arkadaşlar. Sadeleştirme yapalım. Burada 1 kalır, burada 2 kalır. 4 ile 8 sadeleşti. 1, 2. 9 a kare bölü 2'den 7 a kare bölü 2 çıkarsa arkadaşlar 9 eksi 7'den 2 a kare bölü 2 kalır. O da eşittir. 2x artı 3'ün karesiymiş. İkiler de sadeleşirse a kare 2x artı 3'ün karesi olur. O zaman a ne olacaktır arkadaşlar? A kare 2x artı 3'ün karesi olursa a da 2x artı 3 olacaktır. O zaman ilk bakıştaki o ilk şekillerdeki bir karenin bir kenarın uzunluğu ne olacakmış arkadaşlar? 2x artı 3 olacakmış. Geldik 10. sorumuza. Dikdörtgen şeklindeki 3 kart aşağıdaki bir çizgiyle ikiye ayrılıp her iki tarafına farklı birer cebirsel ifade yazılmıştır. Daha sonra bu kartlar üzerinde özdeş cebirsel ifadeler yazan bölümler yan yana getirilerek aşağıdaki gibi dizilmiştir. Yani birbirine özdeş olanlar aynı tarafa geliyor. Mesela x kare eksi 4 ile x eksi 2 çarpı x artı 2 birbirine eşit. Sonra x eksi 3 ile x eksi 3'ün çarpımı x kare eksi 6 x artı 9'a eşit. Ha, buna göre ne diyor? Bu şekil koyulacak sarı ve mavi kartlarla aynı şekilde devam ettirilmek isteniyor. Hemen sorumuza bakalım devamında. Soruyu aşağı kaydıracağım arkadaşlar. Evet. Buna göre diyor ki bu şekil koyulacak sarı ve mavi kartlarla aynı şekilde devam ettirilmek isteniyor. Buna göre sarı ve mavi kartların üzerine yazılabilecek cebirsel ifadeler hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi x kare eksi 4, x kare eksi 4 şu x'i çarpımı birbirine eşit. Devam ediyoruz bir sıkıntı yok. X eksi 3'ün x eksi 3 ile çarpımı x kare eksi 6 x artı 9. Şimdi buraya geldik. Öyle bir şey olması lazım ki x kare eksi 8 x artı 16'nın çarpımı şurada da olmalı. Yani bu ifadenin çarpımı x kare eksi 8 x artı 16'nın özdeşi daha doğrusu burada da olmalı. Peki x kare eksi 8x artı 16. Arkadaşlar nasıl olur? Bu artı 4'ün karesi, bu x'in karesi ama ortadaki eksi olduğu için ben bunu eksi 4'ün karesi diye alsam bu ifade aslında x eksi 4'ün karesi olur. Peki x eksi 4'ün karesiyle yani şuraya x eksi 4'ün karesi veya x eksi 4 çarpı x eksi 4 nerede var? A şıkkında var, C'de var, B'deki uygun değil, D'deki uygun değil. O zaman B ve D gitti. Peki geldik buraya. O zaman bu ikisi birbirine uydu. Mavi bölgede de x kare eksi 16 var. Oraya da başka bir renkle yapalım. Mesela ne olsun? Turuncuyu da gösterelim. Şurayla şuranın birbirine eşit olması lazım. X kare eksi 16 aslında çarpanlarına ayrılırsa x eksi 4 2 kare farkıdır. X artı 4. X eksi 4 çarpı x artı 4. Nerede var arkadaşlar? Her ikisinde de aynı. A ve C şıklarında her ikisi de aynı. O zaman şık eleyemedik. Ne yapmamız lazım? Devam etmemiz gerekiyor. Buradaki öyle iki tane uygun yani şuraya gelecek özdeşlikleri öyle uygun seçmemiz lazım ki birbirine eşit olsun. Peki hemen bakalım A ve C şıklarına. X kare eksi 9x. X parantezini alırsam x eksi 9 olur. X parantezinde x eksi 9 oldu. O zaman cevabımız neymiş? A şıkkı. Ama yine de biz şöyle yapalım. C'yi de deneyelim. X eksi 3 ile x artı 3 çarparsak x kare eksi 9 çıkar. O zaman C şıkkı da olmaz. Demek ki cevabımız A şıkkıymış.
Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar.